Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Yani videomuza derken videoma arkadaşlar. Bugün tek başınayım. Çünkü size söylemem gereken çok önemli bir şey var arkadaşlar. Ama ne olursunuz aramızda kalacağına söz verin, tamam mı? Şimdi herkes bir söz versin. Evet fakir. Şimdi söyleyeceklerin aramızda kalacak diye herkes kendine söz versin, tamam mı? Çünkü bundan hiç kimsenin haberinin olmasını istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi söz verdiğinize göre videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi size anlatacaklarım var. Arkadaşlar, şimdi beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum, tamam mı? Şimdi size göstereceklerimden hiç kimsenin haberi yok. Şehirdeki hiç kimsenin. Sadece sizin haberiniz var. Çünkü siz özelsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Çok eski takipçilerimiz bile ya da çok eski videolarımıza baktığınız zaman çok farklı bir şehirde yaşadığımızı göreceksiniz. O şehirde bir sürü maceralarımız oldu. Ama günün birinde bir robot geldi ve tüm şehrimizi yerle bir etti. Sevdiğimiz birçok insan zarar gördü arkadaşlar. Neyse ki siz her zaman yanımızdaydınız. Arkadaşlar ben de bir şey yaptım. Evimde bir gizli geçit yaptım. Evet arkadaşlar. Evin herhangi bir yerinde. Bundan hiç kimsenin haberi yok. Ne zenginin, ne mafya Kenan'ın, ne dedektif Tarık'ın, hiç kimsenin. Sadece sizin haberiniz var arkadaşlar. Çünkü siz en başından beri hep bana destek oldunuz. Hep. Arkadaşlar şimdi sizden bir şey istiyorum, tamam mı? Herkes şimdi şöyle bir eve baksın. Görüyorsunuz burası oturma odası. Evet. İşte burası benim video PUBG videosu çektiğim yer. İşte burası giriş, burası mutfak. Bu da yemek yediğimiz yer. Arkadaşlar burada hiçbir gizli geçit görüyor musunuz? Eğer fark eden varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Ben de ne diyorsam ya. Tabii ki göremiyorsunuz. Çünkü bunda da gizli geçit, öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi sırrımızı saklayacağız ve size o gizli geçidin yerini göstereceğim. Ve o gizli geçidin yerinin içinde çok önemli şeyler var. Bu şehrin hayatını ilgilendiren şeyler var arkadaşlar. Yarın öbür gün eğer şehre biri gelirse bizim şehrimizi asla yok edemeyecek arkadaşlar, asla. Hadi hazırsanız şimdi gizli geçite doğru gidiyoruz. Ve işte burası. Evet arkadaşlar yanlış görmediniz. İşte burası. Burada bir gizli geçit var. İlk bakışta böyle sıradan bir taş blok gibi geliyor, öyle değil mi? Ama buraya gidip şöyle üstüne tıklayınca bakın ne oluyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar işte gizli geçitimin kapısı burası. Hadi şimdi aşağıda ne var merak ettiğinizi biliyorum. Hep beraber oraya bakacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle inelim. İnerken de şurayı kapatalım. Tamamdır. Buraya ne olur ne olmaz diye bir su koydum. Ne bileyim arkadaşlar ayağım falan kayar düşerim böyle. Böyle taşın üstüne düşmeyeyim diye yaptım. Ve gördüğünüz gibi burada bir duvar daha var. Ama aslında bu bir duvar değil. Bu bir kapı. İşte gördünüz mü? Bu kapıyı da açtık. Sırada diğer yer var. Ve işte arkadaşlar gizli geçidimin olduğu yer, gizli odamın olduğu yer burası. Biliyorum. Şimdi hepiniz burada ne var merak ediyorsunuz. Ama merak etmeyin. Sırrımı sadece size söylerim arkadaşlar. Sadece size. Hadi şimdi sırrıma ortak olacaksınız. Hazır mısınız? 3'e kadar sayıyoruz. Hep birlikte siz de sayın. 1, 2, 3. Tamamdır. Ve kapı açıldı. İşte burası arkadaşlar. Burası benim gizli odam. Bu odada bir sürü gizli silahlarım var. Görüyor musunuz? Gizli zırhlarım var. Bunları gece operasyonlarda giyiyorum arkadaşlar. Ve bu benim robotum. Bu robotun içine binip kullanabiliyorum arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Şuna bakın. Gerçekten harika değil mi? Arkadaşlar, bunlar hiç kimseye zarar vermek için değil. Bunlar sadece şehrimizi korumak için. Burada da silahlarımız var. Burada bir el bombası var mesela. Burada çok güçlü silahlar var. Bakın bir ışın silahı, bir pompalı. Gerçekten çok iyi. Evet, işte gördüğünüz gibi. Umarım gizli odamı beğenmişsinizdir. Eğer gizli odamı beğendiyseniz videoya like atmayı sakın unutmayın. Burada da gizli bir kasa var. Bunun içinde elmaslarımız var arkadaşlar. Eğer şehrimizin başına bir şey gelirse bir elmas stoğumuz var. Bu stok sayesinde şehrimizi yeniden onarabileceğiz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şehrimize hiç kimse zarar veremeyecek. Ne kanlı Herobrine, ne Siren Kafa, ne başka biri. Hiç kimse. Evet. Şimdi biraz deneme yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Şuradan şöyle şu okları da alalım. Hazır mısınız? Gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bir tane daha. Tam 12'den vuracağız. Tam 12'den. Hop.
İşte olamaz, vuramadık ya. Neyse, hadi bunu da vuracağız arkadaşlar, tamam mı? Bunu da kesinlikle vuracağız. Birazcık üstüne nişan alıyorum ve olamaz ya, olamaz. Şunu 12'den vurmamız lazım. Tamamdır. Bu seferki sizin için gelsin arkadaşlar, tamam mı? Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Bu sizin için geliyor arkadaşlar, hadi. Olamaz, olamaz. Neyse, biraz daha çalışmamız lazım. Hadi şimdi diğerlerini deneyelim mi arkadaşlar? Diğer hepsini deneyelim de hepsini görün. Mesela şundan başlayalım. Evet, senden başlıyoruz, tamam mı? Gel ulan buraya. Gelsene lan buraya. İşte aldım. Hadi bakalım. Şöyle şununla bir ateş edelim. Değil mi? İşte görüyor musun? Bu kadar 12'den vurdum. İşte bununla var ya, herkesi aklayabiliriz. Herkesi. Neyse şunu koyalım şöyle. Tamamdır. Ve şunu almak istiyorum. Alayım mı şunu ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse bunun mermisi bitti. Bunun mermisi çabuk bitiyor. İşte sırada bu var. Arkadaşlar bu silah çok tehlikeli bir silah. Gerçekten ateş ettiğiniz yere hastalık yayıyor. Görüyorsunuz işte böyle. Hastalık yayıyor ve orayı patlatıyor. Eğer birine bu bulaşırsa kesinlikle ölür. Bakın şöyle büyük de atabiliyorsunuz. Bu yüzden bu silah çok tehlikeli arkadaşlar. Şunu şöyle koymak istiyorum. Şimdilik silahlarımız bunlar. Ya şimdi bu bombayı da denemek isterdim ama gizli odamı da havaya uçurmak istemiyorum ha. İşte gizli odamız burasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce yeni gizli odalar yapayım mı? Ya da bu gizli odaya başka neler ekleyebilirim arkadaşlar? Herkes fikrini yoruma yazsın. Ben de okuyayım, ona göre bir şey yapayım. Şöyle son bir kez bakalım gizli odamıza. Evet, iyi. Şehrimizi korumak için her şeyimiz var. Bir de birkaç silah daha eklemem lazım buraya arkadaşlar. Bunun farkındayım. Ama merak etmeyin, hepsini halledeceğiz, hepsini. Şöyle kapatalım. Tamamdır. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Fakir, fakir kardeşim neredesin fakir? Ha? Hayır olamaz, bu zengin. Arkadaşlar zengin gizli odamı öğrenmemesi lazım. Hemen gitmeliyiz, hemen. Olamaz ya olamaz. Yarım saattir zile basıyorum. Ne gelen var ne giden. Fakir evdeydi ya. Onu camdan gördüm, içerideydi. Nereye gitmiş olabilir? Neyse bir içeriye bakayım. Başına bir şey gelmiş olmasın. Vallahi olur mu olur arkadaşlar. Fakirin başına bir şey gelmiş olabilir. Fakir, fakir kardeşim neredesin? Nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk? Az önce buradaydı ya. Az önce buradaydı. Gördüm camdan. Ya yer yarılıp içine girmedi ya. Nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Arkadaşlar zengin yukarıda. Çaktırmadan yukarı çıkmamız lazım. Hadi hepimiz sessiz olalım, tamam mı? Zenginin bizi duymaması lazım. Ya şimdi zengin benim gizli odam olduğunu öğrenirse bir ton konuşur şimdi bana ya. Hiç gerek yok. Gizlice şöyle gidelim. Nasılsa nerede olduğunu bilmiyor. Tamamdır. Çok sessiz olalım arkadaşlar, çok. Bakalım neredeymiş. İşte tamamdır. Hayır olamaz, burada. Şimdi sessiz olacağız. 1, 2, 3. Zengin, ne yapıyorsun burada abi? Fakir kardeşim, ya asıl sen ne yapıyorsun? Böyle aniden çıkılır mı? Hem sen nereden çıktın bakayım? Yarım saattir burada seni arıyorum ya. Bakmadığım yer kalmadı. Zengin. Ne bileyim abi, ben seni korkutmak istemiştim. Aferin sana fakir, aferin. Yüreğim ağzıma geldi senin yüzünden ya. Ben de başına bir şey geldi diye korktum. Bana bak fakir, sen bir şey karıştırmıyorsun değil mi? Arkadaşlar, fakir bir şey mi karıştırıyor? Söyleyin bana. Eğer fakir bir şey karıştırıyorsa yorumlara yazın. Yorumlara bakıp fakirin ne karıştırdığını anlayacağım. Ya zengin abi, ne karıştıracağım ya? Arkadaşlar siz biliyorsunuz benim bir şey karıştırmadığımı. Tabii, kesin öyledir. Ya of zengin ya, hava güzel abi, hadi dışarıya çıkalım. Arkadaşlar sakın sırrımızı söylemeyin, sakın. Size güveniyorum arkadaşlar, söylemeyeceksiniz biliyorum. Arkadaşlar, eğer ben fakirin abisiysem, eğer onu birazcık tanıyorsam, kesinlikle bir şey saklıyor, kesinlikle. Ve ben bunu öğreneceğim. Hadi şu fakiri biraz daha sıkıştırayım da ne olduğunu öğreneyim. Arkadaşlar, eğer bir şey biliyorsanız yorumlara yazın. Hiç uğraşma zengin abi. Sana hiçbir şey söylemeyecekler. Sen öylesen fakir, görürsün söyleyecekler. Benim arkadaşlarım asla sırrımızı söylemez, asla. Ne? Yani bir sırrınız var. İtiraf ettin fakir, itiraf ettin. Çabuk konuş. Ne saklıyorsun evde? Çabuk konuş. Ya zengin, bir şey saklamıyorum abi. Yalan söylüyorsun fakir, yalan söylüyorsun. Çabuk bana söyle. Evin her yerini ararım bak. Tamam zengin, hadi ara abi, hadi ara. Bakalım bir şey bulabilecek misin? Tamam lan arayacağım. Hadi bakalım. Görürsün her yeri arayacağım her yeri.
Arkadaşlar kesinlikle bir şey karıştırıyor bu. Kesinlikle eminim. Acaba burada mı? Televizyonda mı? Hayır. Burada da yok. Acaba ne karıştırıyor ya? Şöyle koltuklara da oturuyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Şöyle biraz bilgisayarını kurcalayayım. Yok yok, burada da bir şey yok. Olamaz ya, ne karıştırıyor bu çocuk? Arka bahçesine bakayım. Of, burada da yok. Olamaz olamaz. Şöyle şuralara da bakayım. Yok yok. Şöyle saksılara bakayım, belki buradadır. Bir dakika. Evet, üst katta arkadaşlar, buna eminim. Üst katta değil mi? Beni kandıramazsınız, üst katta. Evet. Ve hayır, burada da bir şey yok. Burada da. Son olarak balkona bakayım. Bakalım. Olamaz ya, burada da bir şey yok. Of, bulamadım bulamadım. Ne karıştırıyor bu fakir ya, ne karıştırıyor. Of fakir, bulamadım. Ama bulacağım, göreceksin. Var mısın iddiaya zengin? Eğer bir şey bulamazsan bana tamı tamına 64 tane elmas vereceksin. Bilemedim ki ya şimdi. Ne o zengin, korktun mu abi? Korkak zengin, korkak zengin. Ne korkacağım ben, ne korkacağım? Tamam ulan, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Evinde ne gizliyorsan bulacağım onu. Göreceksin, bulacağım, bulacağım. Ve seni mahvedeceğim fakir. O 64 elması alacağım senden. Arkadaşlar bulmam lazım onu ya, bulmam lazım. Arkadaşlar, zengini gördünüz mü? Nasıl da kızdırdık. Ben sizin hiçbir şey söylemeyeceğinizi biliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. O elmasları zenginden alacağız ve gizli odamıza yeni şeyler alacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.